Prens ve Havacı Aygır. Beş Krallığın En Dehşetli Köyü. Biz sonuç olarak burası Beş Krallığın en dehşet dolu köyü olduğundan birazcık birazcık aksiyon istiyorum. Siz susun. İşte ondan bahsediyordum Bertie. Hey sen! Evet sen, seni tuhaf yaratıkımsı şey. Oh, evet sana tuhaf dedim. Şimdi... Mükemmel yüzleşmeye hazırlan! Geldim! Hurra! Karşınızda Sakson Deyliğin efsanesi Vahşi Aygırı! Ha, sana gelince sen çok ama çok yaramaz bir çocuksun. Ha, şimdi ağlayarak annene koş, seni kanatlı fare. Evet ben de aynısını yapardım. Çok teşekkür ederim ama önce kahramanlık ücretim orta boy bir ejderha alayım ve iki çuval havuç diyelim. Pazarlık payı kesinlikle yoktur. Ücret istemek kahramanca değil. Wunderbar! Hayır, lütfen. O gösteriş budalası sizin rolünüzü çaldı efendim. Bertie, kahramanlar bazen önce harekete geçer ve sonra düşünür. Dikkatli olun. Kahramanlar arasında bir yanlış anlama oldu. Evet. Bir tane sana, bir tane sana sırayla. Bak. Hadi gelin bakalım. Affedersiniz, affedersiniz. Evet. Kahraman evet. Geliyor. Evet. Hadi bana bir havuç atın. Evet. Evet, işte. Aynen. Evet. Hayır. Şunu buraya bir çekeyim. Sıra bende. Teşekkürler arkadaşlar. Çok naziksiniz. Bu atımsı arkadaşa da yardımları için teşekkür ediyorum. Gerçi ihtiyacım yoktu. Çünkü ben... Bertie. Ben cesur Prens Ivan'doyum. Hurra! Büyük Geyik Krallığından. Ayrıca öfkeli geyik yavrusu olarak da bilinirim. Peki olmadı, neyse diyorum ki. Ya özür dilerim, Ivan'da mu dedin? Ama bu bir kız ismi değil mi? Aslında benim ailemin adı gayet uygun. Bu hiç komik değil. Söyle bakalım, neden evinden bu kadar uzaktasın sen? Efsanevi altın tüyü bulmak için maceraya atıldım. No, çok da şirinmiş. Bebekler için güzel bir peri masalı. Bakın bu asla bir peri masalı kahramanlığı değil. Kahramanlığı bana bırak ufaklık. Oyuncaklarını topla ve derhal anneciğinin yanına dön. Siz ona bakmayın efendim. Benimle dalga geçti Bertie. Prens suratıma bakıp bana güldü. Üzülmeyin. Kılıcım bir oyuncak değil. Değil mi Bertie? Elbette değil. Efendim diyorum ki ona gerçek kahraman nasıl olurmuş gösterelim. Ha? Ne dersiniz? Evet. Hadi bakalım. Oh!
8, 99. Bana bakın, kocamanım. Ama bir havuç gerekiyor. Ücret almak kahramanca değil. Kahraman kurallarına tamamen aykırı bir davranış. Bak Bert, ben de oradayım. Sanırım her şey bitti Bertie. Ne bitti? Bu maskaralık. Ben kahraman değilim. Tahta kılıcı olan zavallı bir prensim, o kadar. Hayır efendim. Sus Bertie, lafımı bölme. Ne diyordum ben? Evet, kahraman olmadığıma göre yavere de ihtiyacım yok. Uç ve git Bertie. Özgür ol. Ve sana gelecek olursak, ben sana layık değilim yoldaş. Sonsuza kadar hoşça kal. Olmuyor. Ağlayın efendim. Herkes ara sıra kara bahtına dert yanabilir. Bahtım kara değil Bertie. Ayrıca ben ağlamıyorum. Bekleyin efendim. Çekil tavuk. Ben tavuk değilim. Her neysen tavşanlar hadi. Bunu doldurun. Vaktim az, vakit havuçtur. Ama bunlar bizim elimizde kalan son havuçlar. Bundan bana ne peki? Affedersiniz. 36. kahraman kuralına göre ödeme almak kesinlikle yasaktır. Tırnak içinde. Bu ufak tavuk kahramanlıktan ne anlar, öyle değil mi? Bunu yetişkinlere bırak lütfen. Hoşça kalın. Affedersiniz. Teşekkürler efendim. Şimdi de size iyi günler. Efendim canavar geri döndü. Babası da yanında. Benim gibi zavallı biri ne yapabilir ki? Ayrıca o nerede? Acele edin, yardımınız gerek efendim. Pist, anlatamadım galiba. Havuç yoksa kahraman da yok. Efendim, tavşanlar tehlikedeler. Kalbinizin bir yerinde kahramanlık olduğunu biliyorum. Kesinlikle olmalı. Size kılıcınızı getireyim. Dikkat et Bert. İmdat! Bertie! Bertie, iyi misin? Hey! Bravo efendim. Bundan emindim. Bertie! Dayan Bertie, sana gelecek olursak çok ama çok yaramaz bir çocuksun ve... Olamaz. Bertie. Bertie, seni kaybettim sandım. Yaşasın kahraman prens Ivando. Açıkçası biz onu en başta sahte bir kahraman sanmıştık. Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Artık susabilirsiniz. Bazı söyleyeceklerim var. Bugün oldukça zor bir... Sus bakalım, gerçek kahraman konuşacak. Sonuç olarak heykelim günü kurtardı. Yani günü ben kurtarmış oldum. 4 çuval havuç alayım lütfen. O kocamandı. Zaten bütün havuçları aldın. Tamam, ben canavar değilim. Sonra verirsiniz tabii faiziyle. Ha?
Bertie şuna bak, o Henry. Gelmiş geçmiş en cesur kirpi. Epey de büyümüş he. Hurra! Hurra! Kahramanlık kurulumu son derece ciddi bir şikayet almış bulunuyor. Vahşi aygır köylülerden ücret talep ediyormuş. Üstelik bizi temsil eden kahramanlık kurallarına ve tüm değerlerimize de karşı geliyor. Ama zaten geri verecekti. Kahramanlık kılıcını alayım. Kahramanlık gülüşünü alayım. Ve son olarak da lülelerini alayım. Şundan kurtulur musun? Güzel bir çene var. Evet Henry. Sense borçlarını ödeyene kadar burada kalacaksın, tamam mı? Ve en sonunda cesur prens Arvindo altın tüyü aramaya devam eder. Bu yeni halimi çok beğendim Bertie. Epey hoşuma gitti yani Bertie. Bertie! Bertie!